peki? Neyi? Gayet sakin o kadın parti hangi partiden olduğu beni ilgilendirmiyor. Diyor ki insanın olduğu her yerde vardır bu. Burada da vardır. Hayır, kardeşim öyle demiyor. Diyor. O bu taciz olaylarından siyasi iktidarı suçluyor ki bunlar siyasetçidir. Her konuyu kendine malzeme yaparlar. Bizim burada ki konumuz şu olmalı. Hangi siyasi görüşten olursa olsun taciz konusunu siyaset yapacağım diye bu kadar normalleştirmek ve bunu bunun üzerinden bilakis kadın siyaset yanlış. Yapmayalım hayır. Her partide olur diyor. Hayır hayır öyle bir şey değil. Her yerde olur i̇yi diyor. Dinle. Hayır iyi dinle. Erol, ben gayet iyi dinliyorum. Hayır, her yanlış. Yerde olur diyor. Hayır. Sonunda o söylediği cümleyi şimdi, kuruyor. Siz yönetiyorsunuz. Hayır. Sizin sayenizde diyor. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? O kısmı beni ilgilendirmiyor. Bakın şimdi bir kurumda bir olay olduğu zaman bütün kurumu itham edemezsiniz. Bu özel şirketlerde de olur, partilerde de, vakıflarda, kilisede oluyor. Biz bütün Hristiyanlar, rahiplerin tacizlerini konuştuk. Özelden genele gidilemez. Ya, tabii gidilemez. Sen bütün ya, Hristiyanlar, varım, işte bütün rahipler tacizcidir tam mi diyeceğiz? Tam da söylediğinizin tersini ima ediyor. Hayır. Tam da söylediğinizin tersini ima ediyor. Diyor sen ki öyle kardeşim anlamak istiyorsun. Burada da vardır, her yerde de olur. Bu insanın olduğu her hayır, yerde ama oluyor bu diyor. Bu hanımefendinin daha önceki açıklamaları da var. Tacize uğrayan bayanı susturmakla ve işte ona da bir kılıf uyduruyorlar. Diyorlar ki işte daha çok mağdur olacak, daha çok gündeme evet. Zaten kız gündeme gelmiş. 20 yaşında, 30, 70 yaşında olsa ne olur? Biraz önce peki bu ülkenin şöyle bir gerçeğinden haberdar değil neymiş, misiniz siz? Neymiş o? Mağdur olan tacize uğrayanlar genelde o taciz eden erkeklerin boy boy fotoğrafları yayınlanacağına mağdur olan kadınların ismiyle soyadıyla veriliyor ve onlar ikincil mağdurluklar yalnız yaşıyorlar. Yalnız çok özür diliyorum bu ülkede bu ülkenin sanatçıları bundan 5 yıl önce hadi herkes tacizcisini açıklasın diye Twitter'da eylem başlattı. Bu bana göre bu taciz meselesi cambaza bak politikasıdır. Yani bir şey oldu. Hayır. Dünyada bir sürü dertler bitti. Birdenbire bu konular enjekte edilircesine bakın, Me Too falan filan hayır, değişik hayır. Hareketler. Taciz tabii ki dünyanın her yerinde var. İnsan var olduğu sürece maalesef bu tip olaylarla da karşılaşılacak. İsveç'te, Avusturya'da falan ama çok daha fazlaymış var, sen mesela. Sen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir milletvekiliysen ve özellikle bir kadınsan kalkıp da bunu bir o cümlenin içinde o şekilde kullanamazsın, kullanmamalısın, kullandın zaten. Halktan da bugün bütün sosyal medyadan her kesimden tepki aldı. Şimdi kadınları korumak adına aslında burada kadının çok iğrenç bir muameleyi, bir işlemi, bir suçu çok normalmiş gibi göstermesini şahit oluyoruz. Başkasının tacizine bunlar hayır, aslan kadın kesiliyorlar. Kadın bilimsel bir şeyden bahsediyor. Neymiş İstatistiksel o? Olarak. Bu partide de oluyor, o partide hayır, de oluyor. Hayır öyle bir şey demiyor. Hayır, bunu demeye bizim getiriyor partimiz, ama canım. Hayır bir bizim dakika. Partimizde olmuştu. Üst üste biniyor şu anda. Çok enteresan üst üste bu sık sık kadın tacizleri üzerine konuşuyoruz ya. Taciz ve tecavüz ve hatta öldürme. Ve çok enteresan öğretim üyesi Bülent Somay Bilgi Üniversitesi Kültürel İlişkiler'de bir yazısını okudum. Bir iki cümle size oradan aktarmak istiyorum. Diyor ki tecavüzün... İlkellikle, barbarlıkla, az gelişmişlikle bir ilgisi yok. Erkek egemenliği ve ataerkillik en gelişmiş kapitalist ülkede de en geleneksel şart toplumunda da hüküm sürüyor. Kadınların gelişmiş ülkelerde kazandığı haklar gözümüzü boyamamalı diyor. Ve bunun sebebinin ne kadar Avrupa'da kadın hareketi olursa olsun, Me Too olursa olsun, işte sivil toplum kuruluşları olursa olsun değişik, ilginç geldiği için şöyle, bu yaklaşımı... Şöyle, şunu söyleyeyim. Pardon, bitireyim. Ataerkil düzen diyor. Sürdüğü sürece erkek bunu hepimiz potansiyel hayır olarak... Hayır efendim, içgüdüsel işimizde, bir şey söyleyeceğim. İçimizde taşırız diyor. Ataerkil düzen nedir? İşte evin reisi erkektir ya da erkek güçlüdür. Bugün kadınlar da güçlü. Kadınlar da para kazanıyor. O değil, bunun ahlakla, eğitimle, inançla artık adam hangisine veya kadın hangisine önem veriyorsa bunun tamamen inançla mı biz ne inançlar gördük hayır işte hangisine önem ettiler. Veriyorsa insan bak ahlaklığa zaten bir dini, şey daha okumak ya istiyorum pardon dini ahlaktan ayıramazsın din ama adam ateisttir ahlaklıdır onu da sen bunu dindar değil dine inanmıyor diye ahlaksız diyemezsin. Ya bir sürü burada dine inanan hocaların ya, da yaptığı tacizleri biliyoruz. Ben de artık aynı şeyleri şey yok, söylüyorum. İki cümle.
Ama bana en doğrusu Özlem Zengin hanımefendi çıktı AK Parti'den. Dedi ki ya bu işler parmakla olmaz. Kendi partimden de böyle bir şey çıkınca ben elimi kaldırdım. Şimdi burada mesele ne biliyor musun? Başkasının tacizine aslan kesilip kendi içinde olduğu zaman kafanı kuma gömmeyeceksin. Evet, bugün hepimiz gerekirse meclisin önüne gidelim. Bununla alakalı dokunulmazlığın kaldırması için kadın erkek hepimiz orada eylem yapalım. İki cümle daha okumak istiyorum izninizle. Tamam. Estağfurullah. Diyor ki ya şu anda vazgeçersem de sonradan arkamdan dalga geçilirse kuşkusu. Bir sürü neden sıralıyor. Kadının zaten tecavüz edilme istediğine inanma, öfke, intikam, etnik temizlik, kafirin kadını bana helaldir imanı. Nedenlerden bahanelere giden yol ise kişiye göre değişebilir. Ancak bu yolların hiçbiri patolojik değildir. Tecavüzcü normaldir ataerkil düzende diyor. Tecavüzün yanına kâr kalmasını sağlayan. Bir dakika, getireyim ama. Bir bilim adamının yazısından alıntı yapıyorum. Ya da tecavüz yoluyla kanıtladığını sandığı erkekliğin dünyanın en kıymetli şeyi olduğunu söyleyen toplumsal yapı hastadır. Ama bu hastalığın kimyasal ya da fiziksel bir ilacı yoktur. Tek ilaç kendisinin de potansiyel bir tecavüzcü olduğunu bile bile bunu yapmayan, başkasını yapmasına gücü yettiğince engel olmaya çalışan erkekler tecavüze uğrasa bile yenilmediğini, boyun eğmediğini gösterebilen kadınlardır diyor. Bir şey söyleyeyim diyor. Kim dedin bu? Bülent Somay. Bülent Somay gitsin bir tedavi olsun. Böyle bir şey hayatım, yok. Hayatım anladın mı yokluğuna? Ay anladım tabii ki. Ataerkil yapının içerisinde diyor. Ne alakası diyor. Var? Ataerkil yapı ne demek? Toplumsal düzende. Bizim şu anda erkeğin ağırlıkta olması ya demek. Kimdir ataerkil zaten? Erkek ağırlıkta olur. O zaman bütün erkek ağırlıktaki erkeklerin aileleri siz kafadan tecavüzcü ama yapmıyor. Hayır. Potansiyel bir tecavüzcü. Tecavüz şeyi var ya böyle entelektüel makalelerin gerçek hayatta Türk toplumuyla ilgisi ya var mı? Bu bir değerlendirme. Değişik bir bakış açısı olarak. Bir saniye, bir dakika. Olduğuna inandığım için sizlerle paylaşmak fikrinizi almak istedim. Bence o zaman beyefendi kendisi de mi kendisini ayrı mı tutuyor? Hayır ben de dahil olmak üzere. O zaman kendisine ama bu makaleyi bir okuyun yarın bunu tartışalım. Ya neyini tartışın burada mesele o değil ki. Mesele bu bir zafiyetli. Bu çok ütopik bir makale. Makaledir bu. Okursun, değerlendirirsin. Genel çerçevede bir değerlendiriyorum kendisi işte. Kendisi değerlendirir. Bilim adamı yani. Konumuza dönecek olursak buradaki mevzu yani benim partimde yapıldı. Ben sessiz kalıyorum. Bu örtbas ediyor ama dışarı partiye baktığınızda bu mu konu? Öyle bir şey demiyor ki kardeşim. Soruyorum. Sessiz kalıyorum falan demiyor ki. Sekonder, ikinci yıl mağduriyetler yaşanmasın diye kadını tekrar deşifre edip edilmesini alemiyor. Adam zaten ihraç edildi ve tutuklandı. Ya, daha ne yapacağız bir şey söyleyeceğim. Onu şimdi söylüyorlar. Ben bu süreci takip ettim. Sesler yine üste biniyor. Biz bu meteli işliyoruz hanımefendi. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi geçen hafta ne söyledi? 20 yıl önce ne söylediğimi tartışmıyoruz. Ama konunun geldiği yer o zaman sen de eksiksin. Bilgiyi doğru al ondan sonra gel. Biz önümüze gelen VTR'yi yorumluyoruz. Ben onun 5 ay önce ne söylediğini bilmek zorunda peki, değilim ki. Peki bir şey söyleyeceğim. Başka bir yerde olay olduğu zaman ifşa eder etmesinler kendileri. Onlar da desinler ki tamam her yerde olabilir ama öyle yapmıyorlar. Burada mesele nedir? Diyor ya fırsat eşitliği. Şu BTR'yi bir daha dinleyebilir miyiz acaba? Fırsat tekrar, eşitliği. Tekrar Nursel'in var mı? Evet hazırlanıyor. Birazdan hazır mı? Bir izleyelim tekrar BTR'yi. Ama geç. Bütçe görüşmelerine CHP Maltepe İlçe Teşkilatı'nda yaşanan taciz skandalı damga vurdu. Kadın milletvekillerinin kadına taciz tartışmasında tansiyon fena yükseldi. 20 yaşında bir mağdur var. CHP'nin kadınlarının hepsine söylüyorum. CHP Maltepe İlçe Yöneticisi Umut Kağan'ın bir kadına cinsel tacizde bulunması gündeme bomba gibi düşmüştü. O anlarda kayıtta olan güvenlik kamerası görüntülerinin basına yansımasıyla taciz skandalı en çok tartışılan konu haline gelmişti. CHP'deki bu taciz skandalının AK Partili milletvekili Öznur Çalık tarafından meclis kürsüsünden hatırlatılması meclisi karıştırdı. Siz burada değil, taciz tecavüze uğrayan kadınlara sahip çıkarken ses çıkaracaktınız. Bu sözler üzerine kürsüye gelen CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü de Öznur Çalık'ın sözlerine yanıt verdi. CHP'nin içinde taciz tecavüz vakaları oldu mu? Oldu. Tabii ki olacak. Toplumsal cinsiyet eşitliğine sahip olmayan bir ülkede yaşayacak.
yaşıyoruz ve 18 yıldır sizin iktidarınızda yaşıyoruz. Ve bizi sessiz kalmakla suçluyorsunuz. Mesele el alem ne der diye örtbas etmeyip tam da böyle cezasını kesmekte. Bu herifi ifşa ve şikayet eden kız kardeşimi de derhal ihraç eden il örgütümüzü de kutluyorum. 20 yaşında bir mağdur var. 20 yaşında bir mağdur avukat aracılığıyla açıklama yapıyor ve diyor ki CHP il başkanı bana elinden gelen bütün desteği verdi. Bu konuda konuşulması 20 yaşındaki mağdurenin ikincil hatalar, ikincil mağduriyetler yaşamasına sebep olmaktadır dedi. Son olarak şunu söyleyeceğim. Sessiz kalmakla suçluyorsunuz ya beni. Bu arada 3 gün içinde de bu sapığı ihraç ettik. Şu anda da zaten tutuklu. Ardından AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin ise AK Partili Milletvekili Öznur Çalık hem de CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü'ye böyle... Sevgili yorumcularım, yani taciz oldu da olacak, tekrar olacak denilebilir mi? Bir kadın bunu söyleyebilir evet, mi? Bizim esas taciz üzerimizde devam edecek. Yani ne yapılırsa yapılsın bakın, dünyada. Bak bir şey daha söylemek istiyorum. Türkiye bazından da çıkarıyorum. Şu yazının devamında İsveç'te ya da Avusturya'da ve Amerika'da tecavüz ve tacizin çok daha fazla olduğu... Kadın haklarının kol gezdiği, Me Too hareketlerinin olduğu bilmem ne ülkelerde bizden de yüksek olduğu söyleniyor. Sistem, kapitalist sistem böyle devam ettiği sürece ne yaparsanız yapın bu taciz ve tecavüz olayları bitmeyecektir. Şimdi taciz tecavüzden çıkmış konu burada bir partiden daha parti. Seküler bir hanımefendiyle türbanlı sayın evet. Başka milletvekilinin yine kutuplaştırılmaya çalışılan bir iklim oluşturulmaya çalışılıyor. Niye? Yine kutuplaştırılmaya. Niye? Yani sekülerle türbanlı hanımefendinin çatışması gibi algı yaratılıyor bilinçaltlarında. Peki. Bu da daha büyük, tacizden daha büyük bir tehlikedir. Peki evet. Sevda, senin söyleyeceklerin var. Seni dinleyelim. Şimdi yani... bu olaydaki olay İlker'in dediği gibi bir kadının bunu bu kadar rahat ve basit bir cümleyle konuşması. İlk defa olan da bir olay değil, bir tane olay değil. Bu kendileri için de birkaç tane olay böyle olduğu için. Her ve partinin içinde vardır herhalde. Şimdi bu. Bakın burada mesele parti değil. Kadının tabii bir değil. Kadının böyle bir konuda bunu çok rahat söyleyebilir. Ağlayarak mı anlatacaktı? Hayır. Hanımefendinin daha önceki açıklamaları da var. Sayın ne diyor Türkiye'de. Mesela? Onlarda da bunlar başka taciz olaylarında mesela bir vakfın taciz olayında pişirip pişirip koydular. Ama olay kendi içlerinde olduğu zaman biraz önce dedim ya başkasının tacizine aslan kesilip kendisinde olduğu zaman kafasını kuma gömüyor. Vicdansız mı yani bu kadın? Adaletli yorum yapmıyor. Yoksa aynı Özlem Zengin'in dediği gibi veyahut da bunu hiç fark etmez. Bir kadın desin elimizi kaldırırız dokunulmazlık bu konuda kalksın diye. Ama böyle değil olay. Kadınlar bakın kadın maalesef kadın cinsi kendi özgürlüğünün ne anlama geldiğini anlayamadı Türkiye'de. Şu anda bu hanımefendinin söylediği aslında kadının kadına şiddetini kadın diyor bir ki şuralarını niye duymuyorsunuz? Biz zaten ihraç ettik. Ya ne zaman etti? Önce diyor. Kapattılar. Önce kapattılar. Başka bir partide de oldu. Pek kapatamadılar Sevda. Yahu mecburen. 3 gün içinde ihraç ettik ya. Diyor ya. 3 gün içinde. İlk kapattıklarına bak, nasıl ikna oldunuz? Bir şey söyleyeceğim bakın. Nasıl i̇lk ikna gün, oldunuz kapattıklarına? Olay olayın ilk patladığı gün Twitter'da olsaydınız tavırlarını görecektiniz. Ama bunu kim yaparsa yapsın yanlış. Bak tekrar ediyorum. Elbette kim i̇sterse, yaparsa yapsın yanlış. İsterse parti olsun, isterse vakıf olsun, isterse özel bir şirket olsun. Kim yaparsa yapsın. Bu konu bu kadar basit cümlelerle ne siyasi malzeme olarak kürsülerde bağırılmalı. Ben tüm partilerden bu tip olayları kapatma eğilimine dair bir manzumeler dizisi sayabilirim. Her partiye ait. Evet. Yok. Öyle vallahi bir şey de, ya programı bir de zaten yetmez. İnsan haklarının yok, tam işlemediği yok, bir yerde yok. Kadın hakkı zaten hiç şey olamıyor böyle bir insan hakları şimdi bak hep kalkıyorsun yok onun makalesinden diyorsun şimdi her şey yazıldığı gibi olsaydı bütün kadınlar muhteşem hayatım, yemek yapardı hayatım ben sana yazılmış bir bilimsel tamam. Yazıyı birlikte kusura değerlendirelim bakma, diye Bülent Hoca bir Bülent de devamını hocam, okumanızı bir öneririm saniye, çok saniye, daha derinlikli bir şey anlatıyor bizim ömrümüz yetmez bunları hayır, okumaya hayır Nurten canım Hanım. Birkaç sayfa bu yani birkaç sayfa bütün, hep biz günlerdir biz kendi fikirlerimizi söyleyelim hayır. Boşver adam ne yazmış şöyle ya, bir gün konu yani, keder bağlarız o zaman bir kaynağa başvuramayacak mıyım ben kadın taciziyle ilgili ama fikrimi söylerken ama kaynak kusura bakma uçuk
uçuk bir kaynak, ütopik bir kaynak. Ama yani, tamamını okudun mu Sevda? Ya neyin tamamını okuyacağım Nutella Hanım? Adam zaten herkes potansiyel tecavüzcüdür diye cümlesine evet, devam ediyor. Evet, diyor. Bu diyor, bu sistem için hepimiz bir potansiyel taşıyoruz diyor ve detaylara giriyor. Tam potansiyel ya, bir dakika ya. Okuduğunuz zaman anlayabilirsiniz. Niye biz aptalız? Koskoca kariyeri olan bir adamı da... biz de kariyerler gördük. Adam işte kariyerli adam dün intihar etti. Bir şey söyleyeceğim. Yahu kardeşim ben size karşı bir şey söylemiyorum. Şunu söylüyorum. Üç satır bir şey okudum. Değişik bir yaklaşım. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. Bir anda adamı kariyeriyle birlikte yerin dibine gömdünüz. Bir üniversitenin, saygın bir üniversitenin bölüm başkanı. Okuyun yarın veya pazartesi günü tartışalım dedim. Ne dedim başka ben? Hayır, zaten ana fikir ortada. Bu sistem böyle devam ettiği sürece kapitalist evet. düzende... erkeklerin hepsinde bu potansiyel var. Kimisi yapıyor, kimisi yapmıyor. Onun kapitalist düzen diye bir şey de iptal olmayacağına göre sosyalizm, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği bile fişi çektiğine göre yıllar önce kapitalist sistem dünyada devam ediyor zaten. Bak yine kapitalist sistem benim yani kapitalizmin son geldiği halden bahsediyorum. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir ataerkillik ayrı, kapitalizm ayrı zaten. Niye biz hep patinaj çekiyoruz? Hep kadına taciz, kadına tecavüz. Erkeklere taciz, erkek çocuklarına tecavüz. Erkek şiddeti bunlara... demek lazım aslında ya buna. Kadınlar... Erkek şiddeti. Kadının mağduriyeti değil, bunlar erkek her partide şiddeti. Var. Ben isim vermeyeceğim. Bir çok büyük bir yetkili bir vakıftan çocuklar taciz olduğunda canım bir kere denmiş olmaz da dendi bu ülkede. Dendi. Yani i̇şte, o yüzden o bu işin maksat... partisi yok. Başta söyledim. Mevki yok, ırkı yok, cinsi yok. Dini, dili, yani. Irkı, cinsiyeti hiçbir şey yok. Nerede oluyorsa i̇şte yanlıştır. Yani. Ama şu var, biz şunu söyleyeyim. Yasalarla kadının beyanı esastırla bütün erkekleri sapık ilan ediyoruz. Aa böyle bir tane değerli akademisyen böyle ortaya bir tez koyuyor. Bütün erkekleri kardeşim sen olman için bir de erkek lazım da annene. Aa bunun benim ama böyle erkekleri bütün erkekleri potansiyel sapık diye siz ilan ederseniz. Öyle ilan etmiyor bak bir kez de altını işte, çiziyorum onu söylemiyor. Bu bir girizgah okudum size. Sonunda altı maddelik. Okursanız anlarsınız. Yapam, şimdi okun. Burada 6 maddelik makale okuyacak halim yok. Yani siz bize atın hafta sonu. Pazartesi günü o zaman Erol Bey de Sevda Hanım da. Ben de okuyayım. Ben de merak ediyorum. Yani Avrupa'da ve Amerika'da kadın hakları için yapılmayan şey ya yok. Orada da var tabii. Bizden daha da fazla. Evet. O zaman bu bir batının ortak doğuda da var. Tabii. Bu ne gibi biliyor musunuz? Covid testi gibi. Aynen. Ne kadar çok vaka öğrenirsen, test yaparsan. Covid sayısı artıyor. Aynen. Orada da ne kadar çok ifşa edilirse. Buradaki olayın fazla olup olmadığı değil. Ne olayın... kadarının ortaya çıkıp ifşa edip edilmediği. Ya da ne kadarının önlenip önlenemediği. Yani zaten bu sıfırlanamaz. Hayatta dünyada hiçbir kötülük. Ama kötülüğü... azalmıyor. Giderek artıyor. Buna yahu, ne diyeceksiniz? Ama mücadeleye devam ediyor. Cinayet ama... artıyor. Çocuk tecavüzü artıyor. Doğru. Artıyor mu yoksa artıyor. Sosyal medya sayesinde varlığından haberdarlığımız mı artıyor? Yok, eskisinden evet, ama yani daha çok artıyor. Bir artış olduğunu demek herhalde... Demek ki dünyanın dengesi bozulmuş. Aynen. Dünyanın dengesini insanlar bozmuş. Her elbette. Şeye... Elbette. Gözünüzü kapatırsanız, üç maymunu insanlar oynarsa, at gözlüğüyle bakarsa, kafalarını kuma gömerse, sadece tek ya bir bakış açısından bakarsa... Ya kadın bıçaklanıyor, kadın bıçaklanırken kurtarıp baskı yapacaklarına selfie çekiyorlar. Ya onu buraya bırak, gelmiş dünya. Ya geçen gelmiş hafta Türkiye. Bütün haber kanalları verdi, Antalya'da bir adam arabada... İki kişiyi öldürüyor, kendisini de intihar ediyor ama kendisi o vuran mı bilmiyorum, biri ölmüyor. Abi adam orada can çekişiyor, araba kan revan içinde, orijinal fotoğraf video geldi bana. Öbürleri video çekiyor, yani ben böyle bir ruh hali insanlarda görmedim. Hayvana şiddet yasası inşallah geçecek. Çıkıyormuş evet. Hayvana şiddet neyse, ediyorlar. Bugünün ya. En moralli evet, haberi buydu. Sayın Cumhurbaşkanımız evet. dedi ki şu bütçe görüşmelerinden sonra hayvana şiddet dedim. Yasası çıkacak dedi. Yüreğimize çünkü tüseltildi. Yakınlarda bir kedinin patileri kesildi. Kurtaramadılar evet. onu. Köpeğin. Evet. Bu konuda Erol abinin çok fazla zaten şeyi vardı. Mücadelesi vardı sabah yayınları. Evet. Bu şekilde oldu. Şimdi dediğimiz gibi buradaki mevzu bir kadının bu işler oldu da olacaktı demesiydi. Ben bir kere hanımlardan değil de bir beyden söz almak istiyorum bu konuda. Yani Erol abi bir kadının bunu diyebilmesini bir erkek olarak şimdi tecavüzlere gerçekleştiren erkekler ne şimdi bunun, bu kelimeyi cımbızlarsak o kadını yerden yere vuralım cümlelerimizle. Kadın şunu demeye getiriyor. Kadının iki amacı var.
bir kendi inandığı fikri söylemek, bir o kürsüde daha birbirine hakaret edip karşı partiyi sallamayanı görmedim ben. Tabii çünkü o onlara siyasi verilmiş bir partizan görev. Partizanlık bu. Her partide var. Orada işte Sevda, bir dur bir dinleyin. Sevda bir saniye var. Bir el şimdi birincilde kadın diyor ki kardeşim bu var ve olacak. O kadının o kendi kısmına, partimde de olacak o diyor. O kısmına altına imzamı atarım. Bu bir temenni değil. Sevda Hanım, bu bir tespit. Erol Bey, olduyu anlayayım. Bakın bu için, bir temenni değil mi? Ama tespit. Bir dakika, olacak kabul edilemez. Ama bu hayır, kadın çıkıp da olmayacak deseniz de hayaldir bu. Hayır. Tabii ki olacak. Sevda, bu bir temenni bu değil hanımefendi. Bakın üst üste konuş. Bir dakika. Bir saniye sonra dünyada minimum 1000 kişi ölecek. Bu temelli mi? Hayır, istatistiksel bir veri. Ya Allah aşkına veri bu, bir veri, ama veri. Ben en az konuşan ben oldum artık. Bir buyurun, şunu konuşun söyleyeyim. Efendim. Şunu söyle. Bu kadın şunu deseydi. CHP'de hiç böyle şeyler olmamıştı. İlk defa oluyor. Bundan sonra da size teminat veriyorum. Asla böyle bir hayır şey olmayacak deseydi. Bakın. Gülerdik ya. Kavgalar gülerdi. Hayır. Evet. Öyle cümle kurulmaz. Şöyle denir. Evet, böyle bir olay oldu. Asla tasvip etmedik. Gereği yapıldı. Olmaması için gereken önlemler. Sizin yaklaşımınız Türk partizan. Kadın işte tam da tersine karşıt partiden bahsetmiyor. Bizde olmuştur, olacaktır ve diyor. Olacaktır. Garanti veriyor. Kendi ayna tutuyor. Abi o zaman karşı biz tarafa dese siz derdiniz ki partizanlık yapıyor. Ya çok özür dilerim o zaman, şimdi o partinin de bütün erkek milletvekillerinden korkalım mı? Acaba hangisi yapacak? Böyle bak, saçma olur mu? Ya da öbür parti. Ya bu vizyona bakmanız sizin tam da partizanlıktır. Hayır, bu partizancı konusunu bir kenara bırakıyoruz. Diğer sen konumuzla devam ediyor. Diğer konumuzla evet devam ediyoruz. Sizden ricam, ben diğer konumuza devam ediyoruz dediğim anda tüm yorumcularımız için orada bırakalım konuyu. Susalım diyor. Evet ve lütfen evet üst üste konuşmayalım. Okey. Ricam budur yani. Şimdi diğer konuya geçiyoruz. İbrahim Çolak hakkında çıkan taciz iddiaları sonrasında kendi hayatına son verdi yazar. Peki olaylar nasıl gelişti? Niye bu hale geldi? Gelin haberimizi izleyin.